Merhaba arkadaşlar. Katarina Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte iki tane eş anlamlı fiil öğreneceğiz. Umit ve moç. Sizinle birlikte hangi fark, ne zaman kullanacağız öğrenelim. Bildiğiniz gibi Rus dili eş anlamlılar bakımından zengindir. Ve çoğu zaman Türkçe dilinden bir kelime çevirmek istersiniz Rusçaya ve biraz zor olur. Çünkü birden fazla zorluklar ortaya çıkar. Değil mi? Ve bu kelimelerin farklı anlamlara sahip olması daha da zordur. Bununla birlikte bu tür bir çift veya kelime grubu yine de açıklanabilir. Kelime moç ve umit şu anda ele alalım. Bu kelimeler eşit derecede fırsat, yetenek anlamına gelir. Dahası çoğu zaman aynı fiillerde eşleştirebilirler ve bu dil bilgisi açısından doğru olacaktır. Ya magu çitać ya umiyu çitać. İkisine doğru. Я могу играть на гитаре, я умею играть на гитаре. İkisi de doğru. Yani fark neredeyse hissedilmiyor, değil mi? Ama fark var. Moç fiil, fiziksel yetenek anlamına geliyor. Fiil umit, beceri anlamına geliyor. Örneğin veriyorum. Mesela neden yamagu? Neden yamagu söyleyeceğiz? Çünkü ben yaparım, yapabilirim. Ya magu diyebilirsiniz. Ve ya umiyu mesela neden söylüyorum? Çünkü ben öğrendim. Önceki öğrendim. Artık ya umiyu kelime kullanabilirsiniz. Bir örneği vermek istiyorum size. Mesela kelime nefes almak. Bahsetmek istiyorum. Nefes almak Rusça'da dışaç. Değil mi? Bu fiziksel yetenek bize doğuştan verdiği için ya magu dışaç yerine ya umiyu dışaç daha mantıklı, daha doğru olur. Çünkü doğuştan beri ben bu yeteneği, değil mi, öğrendim. Küçükten öğrendim. O yüzden burası ya umiyu daha doğru söylemek. Başka kelime alalım. Gavarit, konuşmak. Ya umiyu gavarit paruski ya da ya magu gavarit paruski. Hangisi doğru? İkisine doğru. Neden? Hemen açıklıyorum. Ya magu gavarit paruski. Bu cümle doğru. Neden? Çünkü kelimeleri biliyorum. Sesleri telaffuz edebiliyorum. Kuralları da biliyorum. Bu yüzden fiziksel olarak Rusça konuşabiliyorum. Ya umiyu gavarit paruski. Bu da cümle doğru. Neden? Dinleyin. Kelimeleri, sesleri, kuralları öğrendiğimi bu yüzden artık Rusça konuşma becerisine sahibim. Başka kelime gotovit. Gotovit bu yemek pişirmek, değil mi? Ya magu gotovit, ya umiyu gotovit. Tam doğrusu ya umiyu gotovit doğrudur. Neden? Çünkü ben öğrendim yemek pişirmek, değil mi? Önceki bilmiyordum, şu anda öğrendim. Ya umiyu gotovit plov mesela. Değil mi? Şu anda biliyorum. Ya magu da diyebilirsiniz ama o zaman sizi nasıl anlayacak insan? Ya magu derken şu anda hazırım. Fiziksel olarak hazırım şu anda yemek pişirmek. O zaman ya magu kullanacaksınız. Ama ya umeyo bu genel. Değil mi? Sen öğrendin mi onu? Ti umeyiş. Da ya umeyo. Evet. Umarım herkes anladı bu konu. Eğer bir soru varsa lütfen yorumları da yazabilirsiniz. Her zaman cevap veriyorum.
Benim video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim kanalıma lütfen abone olmak unutmayalım. Sizin için daha çok video yaparım.